Gel. Gel içeri gel. Sen geç içeride yat. Ben de şuraya bir yere kıvrılır yatarım. Senin yatacağın odanın karşısında bir oda var. Orayı da gelince Öykü'ye yapacağım. Ona böyle güzel yatak falan alacağım. Cemal. Ha? Asu Öykü'yü almaya karar verdiğinde mahkemeydi, velayetti falan ne kadar sürdü biliyor musun sen? Ya çocuğu hemen sana vermezler diyorum. Ya sen onu dert etme. Ben avukatla falan çözeceğim onu. Hadi sen yat, hadi. İstediğin olana kadar bırakmayacaksın beni değil mi? Aynen öyle Zeynep, aynen öyle. Hadi Allah rahatlık versin, hadi. Hadi. O bavulu da al oradan. Erkencisin. Hiç uyumadım ki. Niye? Bir yerini mi yadırgadın? Cemal beni daha ne kadar burada tutacaksın? Acaba diyorum beni bıraksan ben gitsem mi? Zeynep. Bak bu konuyu tekrar tekrar konuşmayacağız. Öykü gelip bana alışana kadar sen buradasın. Sonra istediğin yere gidersin. Şimdi ben avukata gidiyorum. Sen de usta usta oturup burada beni bekliyorsun. Ya ne saçmalıyorsun yok artık ya. Ver bakayım şu telefonu. Ya niye veriyorum telefonu? Ver şunu. Ya. Bir delilik yaparsın. Başımızı artırsın ondan sonra. Şimdi ben kaçıyorum. Sen de otur. Üstü üstü beni bekle. Cemal ne saçmalama ne? Anahtarı niye alıyorsun? Ana neden kilitliyorsun? Ne haber? Al bakalım sana yemek aldım. Acıkmışsındır. Cemal beni eve kilitlemek nedir ya? Kızım ne yapayım? Rahat durmayacağım belli. Neredesin sen bunca saattir? Ne yaptın? Senin sözünü dinledim. Sen demedin mi öyle elini kolunu sallayarak gidersen demir çocuğu sana vermezdi. Ne yaptın peki? Avukata gittim. Dava açıyorum. Avukat dedi ki kızını kesin alırsın. Yalnız dedi dikkat et. Velayete sahip olan aileyi uyandırırsan çocuğu kaçırabilirler dedi. Yani tebligat Demir Efendi'ye gidene kadar bekleyeceğiz artık. Süper. Tamam ver telefonumu ben gideyim artık ver. Zeynep. Otur şu. Bak o çocuk eninde sonunda bu eve gelecek. Ve geldiği zaman sen burada olacaksın. Bitti. Şimdi yemeğini ye. Yemekmiş.